Devam edelim. Bağır, bağır. Geliyor, gelmekte olan. Bırak da uygulanıyor da ne yapıyor? Yatırımların tamamında mutlaka ve mutlaka merkezi hükümetin parmağı vardır. Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında bir güven ilişkisi olması gerekir. Şimdi pazar tarihinin en önemli kararını verecek. Hiç abartmadan söylüyorum. Dışarıdan bakan bir göz olarak söylüyorum. Tarihinin en önemli kararını vereceksiniz. Bunu niye söylüyorum? Rize'de yaptığımız kentsel dönüşümün, Rize'de yaptığımız belediye bloklarının aynısını tam 3 yıldır projeleri üzerinde çalışıyoruz, somutlaştırdık ve son noktaya getirdik. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi belediyesiyle pazarda yapabilmeniz mümkün değildir. Bunu söylüyorum size. Niye mümkün değildir? Niye mümkün değildir? Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin çözdüğü, çözüme kavuşturduğu tek bir kentsel dönüşüm çalışması yoktur. Bir tek tane yoktur. Bunun yanında şunu söylüyorum. Biz bu çalışmaları yaparken, biz ayrımcılık yapmamaya gayret gösterirken maalesef muhalefet belediyeleri iktidarı sıkıştırmak için, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmak için bu yatırımları dahi bir fırsat biliyorlar. Beyim, yarın diyelim ki buraları yırttık. Burada başka bir belediye olsa, bir Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olsa yapacakları hiç bellidir. İyi ne varsa kendi üzerlerine almak, biz yapıyoruz buradaki dönüşümü demek. Kötü ne varsa sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır demek. Başka bildikleri hiçbir şey yoktur.
Şimdi size şunu söylüyorum. Pazar havalimanından elde edeceği turizm gelirini bir şehir planlamasıyla birlikte taçlandırmalıdır. Bu işi yapacak olan kişi de Ekrem Reis'tir, AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan. Değerli kardeşlerim, gerçekten pazar doğru bir karar vermesi lazım. 3 yıllık emeğimiz, sizin 3 yıllık emeğiniz heba olmaması lazım. Bu şehir mutlaka bir yıldır. Rize merkeze gittiğimizde, belediye bloklarını gördüğümüzde hepimiz heyecanlanıyoruz değil mi? Ne güzel olmuş diyoruz değil mi? Aynılarını yapmak dünyanın en kolay işidir. Yeter ki irade sahibi bir belediye başkanı olsun. Şu anda da belediye başkanımız Ekrem Reis var, onunla beraber buraya gidiyoruz. Çakamayan insanların videolarını paylaşıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun videosu paylaşılıyor. Destek olacakmış pazara. Mansur Yavaş'ın videosu paylaşılıyor. Pazara destek olacakmış. İstanbul'da deprem dönüşüme dair verdiği sözlerin %1'ini dahi gerçekleştirememiş bir adamdan medet umuyorlar. Peki onun karşılığında kim var? Onun karşılığında Ekrem Reis'in arkasında kim var? AK Parti'nin milletvekilleri var. AK Parti'nin bakanları var. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Değerli kardeşlerim, en önemlisi de pazarlı hemşehrilerimiz var. Değerli kardeşlerim, AK Parti adaylarının sorumluluğunu taşıyabilecek kişiler var, kurumlar var. Bol keseden atanlara bakmayın. Ben şimdi pazarda bakıyorum, herkesi işe sokuyorlarmış. Nereden işe sokacaklar bilmiyorum. Herkesi işe sokuyorlarmış. Bütün gençlere vaatlerde bulunuyorlar. Bütün hanım kardeşlerimize vaatlerde bulunuyorlar. Değerli kardeşlerim, seçimden sonra ya biz onu bilmiyorduk, orayı yanlış hesaplamışız, orada bir hata yapmışız diyecekleri aşikar. Onun için böyle bir maceraya girmeye gerek yok. Bizim adaylarımızın arkasında o adayların sorumluluğunu taşıyanlar var. Az önce söylediğim gibi AK Parti'nin milletvekilleri var, kurumsal kimliği var, pazarın bakanı Osman Aşkın Bak var ve dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Sevgisini, civan mertliğini bildikleri için Cumhuriyet Halk Partisi ekibi bir maskeleme yöntemi yapıyor. Nedir o maskeleme? Bugün yuh demeyelim arkadaşlar. Hepsi bizim arkadaşlarımız, rakibimiz onlar. Yuh demeye geleceğiz. Herkesin gözü önünde eleştireceğiz. Rize'de ne söylüyorsak, Diyarbakır'da ne söylüyorsak, Artvin'de ne söylüyorsak, pazar meydanında da aynısını söyleyeceğiz. Buna cesaretimiz olacak. Şimdi Size şunu söylüyorum. PKK destekli DEM Parti'nin adayları ve yöneticileri Türkiye'nin her bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi ile nasıl ittifak içinde olduğunu söylüyorlar. Nasıl ittifak yaptıklarını söylüyorlar. Naday çıkardıklarını söylüyorlar. Bugün açık açık bunları söylüyorlar. Pazarda pazarlı hemşehrilerimizin şu bayrağı, şu vatana, şu ezana sadakatlerini bildikleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıkları bu hataları maskeleyebilmek için pazar yönetimi ve pazar adayları ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar, pazarlı uyanıktır. Pazarlı vatanına ve bayrağına laf edebilecek kişileri yanında tutanlara asla destek vermez, vermeyecektir. İtibaren bu işe başlayabiliriz Ekrem Başkan dediği bir projeyi durduracaklar ve pazara yazık edecekler. Ben bunu size söylüyorum. Onun için doğalgazı buraya nasıl getirdiysek, şimdi doğalgazı bütün mahallelere yayacağız. Havalimanını buraya nasıl getirdiysek, şimdi havalimanından pazarın istifade etmesini sağlayacağız. Çay fabrikalarımızı şehir merkezinin dışına
Mersin'e inşallah taşıyacağız ve oralarda pazarın esnafına, pazarın insanına istihdam, iş, aç sağlayabilecek projeler üreteceğiz. Bunlar merkezi hükümetle her gün kavga eden, Recep Tayyip Erdoğan'a her gün istira atanlarla yapılmaz, yapılamaz. Bunlar sadece Ekrem Başkan'la ve AK Parti belediyeciliğiyle yapılabilir. Bunlarımıza meci usulüyle taş taşımayı vaat ediyorlar. Vaat ettikleri şey budur. Bunun dışında size vaat edebilecekleri hiçbir şey yoktur. Biz pazarlı hemşerilerimize bunu reva görmüyoruz. Bizzat merkezi hükümetimizde ve belediyemizde bizzat vatandaşımız için eser üretmeye, hizmet üretmeye geliyoruz diyorum. Bu anlamda da Ekrem Reis Başkanımız biçilmiş kaftanımız olacak diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.